Herkese merhaba. Bir olgu üzerinden çift enjeksiyonun önemini vurgulamak istiyorum. Bu olgumuz ST yükselmesiz miyokard infarktüsü. Karşımıza böyle bir lezyonla çıktı eleydi bölgesinde. UMD kritik darlığı var. Son inen arter sağ koroner tarafından tersten dolduruluyor. Evet, çift enjeksiyon bu şekilde. Hem sağda hem solda kateterimiz var. Önce sağdan opa veriyoruz. Kolateralden geçiş zaman alacağı için kolateral doluşu gördükten sonra da soldan opa veriyoruz. Evet. Gerçekten önceden hangisi eleydi diye ayırt etmekte güçlük çekiyorduk. Acaba bu eleydi olabilir mi diye de düşünmüştük. Çünkü diagonal gibi seyrediyordu. Beklediğimiz eleydi her zaman bu olmuyor. Sağ iyi geliştiği için burada eleydi küçük kalmış. Bize lezyonun karakteristiği hakkında da bilgi veriyor. Kısa bir bölgeyi tutmuş. CTO muhtemelen. Evet, tenleme güçlük yaşıyoruz. Balon desteği alınmış. Tenlemeyi doğrulamak için de işe yarıyor. Çift enjeksiyon. Karşı taraftan ufak verdiğimizde telimizin pozisyonunun iyi olduğunu görüyoruz. Balonumuzu geçirmekte zorlanıyoruz. Balonun geçmediği lezyon, az önce telin geçmediği lezyonla bir şekilde çeşitli manevralarla geçtik. Burada daha çok açarak ilerleme yöntemini kullandık. Proksimal başlığı modifiye ettikten sonra biraz daha kolay gitti balon. Bundan sonrası kolay. Daha büyük balona geçip uygun çapta stent alarak stentimizi açtık. Post rotasyonlarımızı yaptık. Stentimiz gayet iyi gözüküyor. OMD'deki darlık için de 2 hafta sonra randevu vermeye karar verdik. Çünkü stabil bir plak. Sonuçlu lezyonumuz eleydiydi. 2 hafta sonra hasta geldi. Daha geniş bir kılavuz kateter aldık. Çift tel kullandık. OME'ye doğru hedefledik. CX'in distalinde yan dal muamelesi yaptık. Balonlama sonrası 2,5 stentimizi aldık. CX'den OME'ye doğru crossover. Stentimizi açtık. Stentimizi açtığımızda az bir opak vererek test ettim. Sork distaline opak geçtiği için oradaki stent pozisyonu iyi olmadığına karar verip NC balon aldım. Bir çap büyük. NC balon sonrası başarılı bir şekilde açıldı CX'de. Tekrar başa dönecek olursak böyle emin olamadığımız durumlarda çift enjeksiyon gerçekten faydalı oluyor. Aslında bu bir kronik total oklüzyon için olmazsa olmaz kural. Ama biz burada akut koroner sendromda da bunu kullandık. Çünkü şeyden emin olamadık. Yani LED'nin seyrinden emin olamadık. Sol önünün arterin seyrinden. Bu yöntemle çok güzel fikirler elde edindik. Hem damarın seyrini öğrendik. Hem lezyonun çok kısa olduğunu gördük.
Biz Antigrat'ta bu işi bitirebileceğimizi düşündüğümüz için sahada diagnostik kateter vardı. Eğer retrograda dönme ihtimalimiz olsaydı hibrit yaklaşımda buraya bir kılavuz kateter koymamız gerekirdi. Ve retrograd girişim yapacaksak da mutlaka ayrıca bir emniyet telimizin olması gerekiyordu. Retrograd tel dışında. Ancak bu olgumuzda her ne kadar tel geçişi ve balon geçişi zor olsa da başarılı bir şekilde işlemi sonlandırdık. Çift enjeksiyonun CTO'da olmazsa olmaz olduğunu ama zaman zaman da bazı girişimlerde bize faydalı olacağını burada vurgulamak isterim. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki olguda görüşmek üzere.